Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar ezan Türkçe oldu. Tarih kitaplarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye kaçtı. Hicretin adı budur diye. İsmi de Muhammed diye sadece geçti. Kitaplarda, hatırlarsınız. Camilerde. İnsanların sünnetine kadar karıştılar. Bunlarla ilgili de problem Arapça yapmıştık. Evet ağzıyla dua okuyan insanlar cezaevlerine girdi. Camileri ahıra çevirdiler. Camileri meyhaneye çevirdiler. Camileri sattılar. Yani Lozan'da Lord Curzon'a verdikleri bütün sözleri aslında bir anlamda tuttular. Nasıl tuttular? Türkiye'de İslam'ı kazımak isteyerek. Bu açık ve nettir. Halifeliği kaldırdım. Halifeliği kaldırdıktan sonra ülkedeki yaşayan Müslümanlar büyük sıkıntılar çekmiştir. Herkesin hayatında birinci sırası, ikinci sırası, üçüncü sırası, dördüncü sırası vardır. Vatanım, milletim benim için çok önemlidir. Ama İslam da benim için çok önemlidir. Dinim de benim için çok önemlidir. Ki ben bir günahkarım. Her insan gibi. Ama İslam'la, vatanla, milleti bu konuda ayırt etmiyorum. Yani hepimiz bir aradayız. Bahsettik yani orada Kemalist rejimin kurulduğu özellikle o yıllara işaretiniz için söylüyorum. Yani hem takrir-i sükun sizde bahsettiniz hem istiklal mahkemeleri yani bu genel olarak o dönemin son derece zalim bir dönem olduğunu gösteriyor. Ve de yani kurulursa ben alternatif parti kurarım. Ondan sonra zaten kurulan serbest fırkayı titreye titreye zorla adam bunu kısa süre sonra da kapandı. Dolayısıyla ve de sonra girilen ilk çok farklı seçimlerde de zaten Atatürk'ün CHP ezimete uğruyor. Bir gün ağlamıyorum ben. Yani o dönemde şimdi Nazizm'in katliamına bakın. Atatürk'ü yani o dönemin zorbalıkları aman canım bunlar da bir şey mi biteceğiz istiklal mahkemesi falan dersin katliamı bir şey mi yani kıyaslama örnekleri Mussolini İtalya'sı Hitler Almanya'sı yapmayın zalimlik madim falan bunlar yani o Türkler şu var şunu hatırlatmak istiyorum bunlar da şimdi Atatürk hani şimdi KCK'ya geçeceğiz şimdi sadece şunu hatırlatmak istiyorum geçmişte kalmış bir şey değil bugün hala bizim yeterince demokratik bir tartışma ortamımız yok. Çünkü daha çok kısa süre önce, çok iyi hatırlayacaksınız bundan birkaç yıl önce Atilla Yayla, Profesör Atilla Yayla Kemalizm Türkiye'yi geriye götürdü diye başına gelmedik kalmadı. Davalar açıldı ve mahkeme başka bir takım cezaların dışında Atatürk hakkında 5 yıl konuşmama cezası verdi. Ne zaman oldu? Atilla Yayla. Ne zaman oldu? Valla 4-5 yıl önce falan. 5 yıl Atatürk hakkında konuşmama cezası verildi bu ülkenin yakın geçmişinde. Benim kulağıma diyor ki çok yoğun telefonlar geliyormuş Atatürk'ün devlet adamlığı sorgulanıyor diye. Tam da benim bahsetmeye çalıştığım şeydi. Yani demokratik bir ülkede her şeyi tartışılma özgürlüğü vardır ama Türkiye'de Atatürk'le ilgili bakın 2009'muş sonradan hatırladım. Atilla Yayla Atatürk'le ilgili bir eleştiride bulundu diye yargılandı hem 2 yıl. Hapis cezası tekrar bir kontrol ederim ama öyle ve 5 yıl Atatürk'le ilgili konuşmama cezası. Bakın biz burada Atatürk'le ilgili ben özellikle eleştirel bir tavır takalım diye hemen telefonlar kilitleniyor. Türkiye'de işte bunların üzerine düşünmemizin vakti geldi de geçiyor. Herkes her şeyi sorgulayabilmeli. Şiddete çanak tutmadığı sürece, illegaliteye çanak tutmadığı sürece demokrasi kapsamında her şey tartışma konusudur, olmak zorundadır. Ve ben Nazlı Hoca'ya katılmıyorum. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Başarılı bir savaştan çıkmıştır ama Atatürk bir diktatördür. Diktatör uygulamaları o dönem birçok örnekte de görüyoruz. Demokrasiyi amaçlamıştır. Demokrasiyi amaçlayıp amaçlamadığıyla ilgili şüphelerimiz vardır. Bununla ilgili bir kesin kanıt yoktur ortada. Şapka geldiği zaman 13 vilayette dar ağacı kuruldu. Hamidiye zırhlısı Rize'ye gönderildi. Rize şehrini topa tuttu.
Rize'de hala türküsü hatıra olarak söylenir. Atma Hamidi'yi atma, şapkada giyecuk, vergide verecuk. Şu despotizme bak. Atma Hamidi'ye atma, atma bin kardeşiyiz bizi yakma. Atma Hamidi'ye atma, atma, kattılar serpuşi kafamıza. Atma Hamidi'ye atma, atma, vergimi vereceğim bizi yakma. Atma Hamidi'ye atma, atma, sürgün etme bizi yakma. Atma Hamidi'ye atma, atma, bin kardeşiyiz bizi yakma. Yemekle beraber bir içki içiyor, evet. Ama yine Soya'ya göre der ki hiçbir zaman yemekteki şeyi kontrolü, yemekteki şeyi kaçırmayacak da az içerdi diyor. Yani kesinlikle ve yemekle beraber içerdi. Ama içki olayı var, evet doğru. Yani Sayın Paşam, Cumhurbaşkanım, bu içki olayını keşke şey yapsanız, biraz içmeseniz. Cevabı çok ilginç. Diyor ki, ya haklısın diyor. Bunları ben de bilmez değilim. Fakat ne yapayım ki? İçkime, içmeye mecburum. Niye yalnızlıkla mı ilgili? Hayır. Bu daha değişik bir olay. İçmeye mecburum. Kafam çok ama beni müsterip edecek kadar çok ve hızlı çalışıyor. Zihni hızlı çalışıyor. Yine dehaların yaşadığı meseleler. Vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlendirmek ihtiyacı duyuyorum. İçmediğim zaman uyuyamıyorum. Yani ateş diyor, içkiyi aslında bir ilaç olarak görüyor. Zihnini dinlendiren. Yani Atatürk. Tek parti döneminin Jacobenleri batılılaşma ve modernleşme adına alkol kullanımını teşvik etmişlerdir. Bu ülke afişler asılarak tüm toplumun alkolün ne kadar faydalı olduğunu ikna edilmeye çalışıldığını günlerce, haftalarca görmüştür. Aileler sağlığa faydalı denilerek ilkokul çağından itibaren çocuklarına birayı sevdirmeye çalışmıştır ya. Bunlar bu ülkede yaşandı. Hatta zorladılar. Tarih kitaplarını karıştırdığınızda maalesef Atatürk Orman Çiftliği'nde ellerine bira şişeleri tutuşturulmuş çocuk fotoğrafları görürsünüz. Atatürk'ün gezilerinde devamlı yanında bulunuyorsunuz. Bakın bu fotoğraflar da bunları gösteriyor. Bunlara ilişkin bir anınızı anlatır mısınız Ülke Hanım? Şimdi evet. Efendim, ne evet, zaman? Evet, bu Gazi Orman Çiftliği'nde bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. Evet. Ve bira fabrikasında bana bira içirirken kucağında. Bunlar vaka. Bu dönemde alkol toplumu zorla dönüştürmenin, kimliksiz hale getirmenin, değerlerinden koparmanın bir aracı olarak kullanılmıştır. Hangi din olursa olsun bir din yanlışı değil doğruyu emrediyor. Ve doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Japonya'dan bir firma geliyor. Bu firma diyor ki biz Türkiye'nin içerisinde eroin, afyon üretmek için fabrika kurmak istiyoruz diyor. Birlikte bunu kuralım diyor. Ve bugünkü divan otelinin, hani Gezi Parkı'ndaki divan oteli vardır ya, o divan otelinin bulunduğu yere
uyuşturucu fabrikasını kuruyorlar. Şimdi biraz sonra size bunların resimlerini göstereceğim. Belgesiz değil diyorsunuz. Belgesiz değil. Önce anlatalım. Ama anlatırken de bunlarla alakalı resimlerimizi de hazırlayalım. Ve bu konuyla ilgili olarak eroin fabrikalarını kurma noktasında bir girişimin içerisine giriyorlar. Ve işin enteresan olan tarafı şu. Bütün dünyada yasak o dönemde eroin. Yani eroinin yasak olduğu, biz zaten 1912 yılında artık bu yasaklanmalı, insanları öldürüyor, insanlara çok ciddi zarar veriyor diye toplu olarak karar alınmış. İşin enteresan tarafı şu. Şimdi sordukları zaman diyorlar ki biz bu eroini dünyaya ihraç ettik, bizle alakası yok. Hı hı. Ama fabrikadaki çalışan herkes eroinman oluyor. Bununla birlikte toplumun da birçok kesimine eroin maalesef çok ciddi anlamda kullanılmaya başlıyor. Bakın, şimdi size tek tek belgelerini göstereceğim. Ben bu belgeleri saygıdeğer hocam Kadir Mısırlıoğlu'ndan aldım. Buyurun. Uyuşturucu maddelerin inhisarı, yani insarı demek, tekeli demek. Buyurun. Bu bunun kapağı. Fabrikanın içinden bir görüntü yok. Bu bunun kapağı, evet. Yani hı hı. Oradaki kişilerin görüntüleri, çalışanlar. Buyurun. Uyuşturucu maddelerin inhisarı hakkındaki kanun. Devletin kanunu bu. Kabul tarihi 31.5.1933. Neşeri tarihi 8.6.1933. Kanun bu. Hı hı. Buyurun. Kanunun maddeleri. Tek tek maddeleri. Hı hı. Şimdi ne diyecek bizi izleyen izleyicilerimiz? Hala gurur duymaya devam edecekler mi geçmişleriyle bu kişileri destekleyenler? Bu ülkede eroin bile satmışlar. Eroin. Maalesef bizim ülkemizde eroin imalatı yapılmış değerli izleyiciler. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde yapılmış. Buyurun. Heroin isminde çıkmış o zaman. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi kutuların içerisine konmuş. Bu da o dönemin gazete manşeti. Buyurun. Türkiye'de ilk eroin fabrikası Çengelköy'de kuruldu. Buyurun. Hakikaten belgeliymiş. Kul olmak çağdaş iken soyunmak çağdaşlık. Din kardeşini bıraktık biz ecnebiyle kaynaştık. Sünnet sakal yobazlık top sakal nedeni. Unuttun sen ey vefasız ehli sünnet dedeni. Haksız yere atsanlar bak delirip ölmedi mi? Tanrıyım diyenleri bir sinek gömmedi mi? Saniyelik zelzeleyle yüz binler ölmedi mi? İnat eden insanoğlu bunu da görmedi mi? Akifler sürüldü, atıflar asıldı. Şakaklarım şu an son raddesinde katıldım. Vicdan mahkemesinde hem hakim hem de sanıksın. Dili olsa da konuşsa şu toprak nelere tanıktır. Bu ülkeyi toprağın almadı, adamlar yönetti. Kimi de korktu akıbetinden, kendini kül etti. Bolluk içinde halkına küflü, somun kemirtti. Tırnaklar söküldü, ceryanlar verildi. Havada barut kokusu, savaştan arta kalan çığlık çığlığa baksana her yer, hayaller darmadağın. Siyonist bir projedir bugünden güne sarpa saran. Fikrimde bayınlar var, bas ve parçalan. Benim ecdadıma dil uzatmak söyle kimin haddi? Osmanlı dedim mi dur, o benim cettim. Benim dedeme dayanmamış Çin'in bile setti. Yedi düvel gelse yeter, tek bir tek bir. Allahu Ekber. Kul olmak çağdışıyken soyunmak çağdaşlık. Din kardeşini bıraktık biz ecnebiyle kaynaştık. Sünnet sakal yobazlık top sakal nedeni. Unuttun sen ey vefasız ehli sünnet dedeni. Haksız yere atsanlar bak delirip ölmedi mi? Tanrıyım diyenleri bir sinek gömmedi mi? Saniyelik zelzeleyle yüz binler ölmedi mi? İnat eden insanoğlu bunu da görmedi mi? Akifler sürüldü, atıflar asıldı. Şakaklarım şu an son raddesinde katıldım. Vicdan mahkemesinde hem hakim hem de sanıksın. Dili olsa da konuşsa şu toprak nelere tanıktır. Bu ülkeyi toprağın almadı, adamlar yönetti. Kimi de korktu akıbetinden, kendini kül etti. Bolluk içinde halkına küflü, somun kemirtti. Tırnaklar söküldü, ceryanlar verildi. Havada barut kokusu, savaştan arta kalan çığlık çığlığa baksana her yer, hayaller darmadağın. Siyonist bir projedir bugünden güne sarpa saran. Fikrimde bayınlar var, bas ve parçalan. Benim ecdadıma dil uzatmak söyle kimin haddi? Osmanlı dedim mi dur, o benim cettim. Benim dedeme dayanmamış Çin'in bile setti. Yedi düvel gelse yeter, tek bir tek bir. Allahu Ekber.